HavaSoyuz platform olarak gerçekten hem Türk Hava Kuvvetleri'ni hem de Türk savunma ve havacılık sanayine önemli kabiliyetler kazandırma potansiyeline sahip bir proje. Oldukça pahalı, oldukça zor ve baktığımız zaman da oldukça uzun bir takvime yayılmış bir proje. Yani Hava Kuvvetleri'nin aslında bu hava konuşlu elektronik harp kabiliyetinin geçmişi 1950'li yıllara gidiyor. O zamanlar C-47 Dakota uçakları üzerine Amerika'dan bir elektronik harp uçakları gelmiş. Tabii onlar da kabiliyet daha sınırlı. Devamında işte biz Hava Kuvvetleri için Aselsan işte bazı teknolojiler, bazı kabiliyetler kazandıktan sonra 1995 yılında işte Jamint-2U dediğimiz elektronik karıştırma sistemi ile donatılmış C-160D, iki tane C-160D uçağını Hava Kuvvetleri'ne verdi. Onlar uzun yıllar görev yaptılar. Ama artık o uçaklar artık hizmet dışına çıkma aşamasında, belki de çıkmıştır bilemiyorum, ama çünkü envanterdeki C-160'lar zaten artık hizmet dışı kaldılar. Özel görev maksatlı işte birkaç uçak var. Hem Milkarlar hem de MSIS Elint-Sigint uçakları. Onlar belki bir süre daha görev yapıyordur. İşte Hava Kuvvetleri önceki yıllarda, geçmiş yıllarda Hava Kuvvetleri daha ziyade sınırlar içinde ya da kısa menzilde sınır ötesi görevlerde işte uçakları kullanıyordu. Ve bu görevlerde uçaklar üzerindeki elektronik harp öz savunma sistemleri dediğimiz işte ALO-Q178 Virgin 3'ler, işte Virgin 5'ler ve Aegis dediğimiz işte Amerika'dan gelen ITT'nin dahili elektronik harp sistemleri yeterli oluyordu. Ancak işte hava savunma sistemlerinin menzillerinin artmasıyla birlikte, keza radar teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte artık taarruz paketleri ya da taarruz kolları çok daha uzak mesafelerden tespit edilip yine uzun menzilli hava savunma sistemleriyle 100 kilometre ve ötesi menzillerden önleme yapılabiliyor. Bu gibi tehditlere karşı savunma maksatlı olarak Hava Kuvvetleri işte bir bildiğimiz E-Depot, E-Pod dediğimiz TÜBİTAK Bilgem yükleniciliğinde bir proje başlattı. Bu devam ediyor. Ama bu podlarda sınırlı kapasite, sınırlı menzile sahip. Bizim Hava Kuvvetleri hizmetinde henüz bir Escort Jammer görev yapabilecek bir elektronik harp podumuz yok. Bunun böyle bir top Böyle bir pod yerine Hava Kuvvetleri bu ihtiyacı işte HavaSoyuz dediğimiz düşman radarlarını, düşman hava savunma sistemlerindeki atış kontrol radarlarını ve gözetleme radarlarını çok uzak mesafelerden köreltip aldatabilecek güçlü, yüksek çıkış gücüne sahip, güçlü RF karıştırma teknolojisine ve kabiliyetine sahip uçakları hizmete alma yönünde bir karar almıştı. Ve bu doğrultuda da bizim HavaSoyuz olarak bildiğimiz uzaktan elektronik destek, elektronik taarruz sistemleri kazanım projesi Temmuz 2009 tarihli Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla Aselsan ana yükleciliğinde başlatıldı. Bu proje başladıktan sonra Aselsan işte bir dizi incelemeler, bir dizi araştırmalar, değerlendirmeler yaptı. İşte kullanılacak elektronik harp, işte elektronik destek sisteminden hangi hava aracı platformunun tercih edilmesi gerektiğine kadar farklı farklı seçenekler değerlendirildi. Daha sonra bildiğim kadarıyla Aselsan projede ilk teklifini 15 Mayıs 2013 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı'na sundu. O zamanki proje modeline göre biri prototip, üç tanesi de opsiyon olmak üzere toplam 4 tane jet uçağı üzerine entegre edilecek HavaSoyuz sistemi tedarik edilecekti. Burada Aselsan ana yüklenici olacaktı ve azami yerli katkı ve yurt içi ortaklarla bu projenin hayata geçirilmesi hedeflenmişti. Burada
bahsettiğim işte farklı seçenekler değerlendirilirken, mesela ilk başlarda o tarihlerde Alman Hava Kuvvetleri'nin de benzer bir ihtiyacı olduğu için onlarla birlikte çalışabilir miyiz yönünde bir araştırma yapıldı. O zaman işte eski adıyla EADS, şimdiki işte Airbus'la bir dizi görüşmeler yapıldı. O tarihte hem Türkiye'nin hem Almanya'nın A400M programında yer alması nedeniyle uzaktan elektronik destek, elektronik taarruz uçağı ihtiyacı için platform olarak A400M'nin kullanılmayabileceği araştırıldı. Burada işte A400M'ye dedicate bir uçak olarak değil de işte kolaylıkla takıp çıkarılabilir şeklinde bir görev sistemi entegrasyonu düşünüldü ilk başlarda. Shelter içine yerleştirilmiş bu görev sistemi kolaylıkla uçağın işte arkadan zaten rampası var. Arkadan yerleştirecek, görev bitiminde de tekrar arkadan çıkarılabilecekti. Ama sonradan işte bazı ne diyeyim, Almanya'nın o tarihte işte projeden vazgeçmesi, Türkiye'nin işte böyle hani Shelter'ize bir platformdan tamamen dedike bir uçak kullanıma dönmesi gibi nedenlerle bu seçenek ne diyeyim gündemden düştü. Akabinde işte hava SOJ için işte ERJ 145 Embraer, Bombardier'in Global Express, Gulfstream'in G550 ve Antonov 148 gibi farklı uçak modelleri değerlendirildi. Hatta bir ara 2000 işte 10, 13, 14 gibi sanırım işte Airbus A319, 320 işte Boeing'in B737 çözümleri de gündeme geldi. Hatta B737 işte o zamanlar bir sipariş kartalını da aldığımız için ortak platform olabilirdi. Boeing 737 için pardon, Aselsan sanırım TAE Teknik'le bir anlaşma. Evet, Aselsan TAE Teknik'le Ocak 2014'te bir anlaşma yaptı. Hani eğer Boeing 737 seçilirse o uçaklara işte yapısal modifikasyon ve bakım onarım konusunda, işbirliği konusunda. Ama sonrasında Aselsan'la görüşmeler uzun sürdü. İşte fiyat konusunda, teknoloji konusunda, uçakta kullanılacak görev sisteminin işte paketlenmesi, ağırlığı, boyutları, hacmi, çıkış gücü bir sürü faktör göz önüne alarak çok ince detaylar ele alındı. Dolayısıyla bu şey 2009'da başlayan süreç 2014'de falan geldiğimizde daha henüz şey olmamıştı. Yani belli bir aşamaya gelmemişti. Hava kuvvetlerinin de ihtiyacının acil olan bölümünü karşılamak için Savunma Sanayi Başkanlığı 16 Ocak 2015 tarihinde bu sefer işte Gölge adı verilen yeni bir proje başlattı. Burada amaç Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın acil ihtiyacı kapsamında 2 adet hazır alım yoluyla 2 adet yine hava SOJ uçağını yurt dışından anahtar teslim proje modeliyle tedarik edip Hava Kuvvetleri'nin hizmetine vermekti. Burada işte Gölge programı kapsamında bir teklife çağrı dosyası hazırlandı ve yayınlandı. Burada işte Airbus, Aselsan, Duygu Havacılık, Essen Sistem ve Sierra Nevada, Orta Doğu Mühendislik, işte SedexS, Savronic, Tempus Applied Solutions gibi firmalar bu şeyi teklifi TCD'yi satın aldı. Ve 20 Mart 2015'te de bu firmalardan sadece işte Aselsan, Duygu Havacılık, Savronik ve Tempus firmaları Savunma Sanayi Başkanlığı'na teklif sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda önce Amerikalı Tempus firması seçildi ilk görüşme için. Ama firmanın yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle projenin altından kalkamayacağı değerlendirildi ve ikinci değerlendirmede ikinci sırada olan Savronic elektronik firmasıyla sözleşme görüşmelerine başladı. Savronic o tarihte İngiliz Ultra Electronics firmasıyla işbirliği yapıyordu.
Buna göre işte uçaklar hava savaş sistemi 2 adet Bombardier Global Express işleti üzerine monte edilecekti. Ve tahmini maliyeti de 250 milyon olarak hesaplanmıştı. Ama işte Savrenik'le 2015 sanırım ikinci yıl yarısıydı. 2015 yılında başlayan bu sözleşme görüşmelerinde istenen ilerleme kaydedilemedi. Bir türlü imza aşamasına gelinemedi farklı nedenlerden dolayı. Bunun üzerine de 2 Kasım 2017 tarihli Sisi kararı ile gölge projesi iptal edildi ve hava soş ihtiyacının tamamıyla Aselsan üzerinden karşılanması kararlaştırıldı. Aselsan'la bu sırada Aselsan zaten 2016 yılında daha önce 2013'te verdiği teklifi güncellemiş. Bu yeni teklif üzerine 2016 yılında işte 2018 yılında görüşmeler tekrar başlamıştı. Bu görüşmeler 9 Ağustos 2018 tarihinde yapılan törenle en sonunda imza atılarak mutlu sonla noktalandı. Ve Havasoş Projesi Sözleşmesi Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında 9 Ağustos 2018'de imzalandı. Bir süre Aselsan bu projeyi kendi ana yükleyiciliğinde devam ettirdi ama sonrasında sanırım bir yıl sonra 2019 sonları ya da 2020 başları gibi projenin ana yükleyiciliği TUSAŞ Aselsan iş ortaklığına geçti. Başlangıçta platform olarak yine Bombardier Global 6000 iş seti seçildi. 4 uçak alınacaktı. Bu uçaklar işte sipariş edildi. Uçakların ilki Ocak 2019'da Kanada'da uçuş yaptı. Akabinde Şubat ayında ilk uçak TUSAŞ seslerine geldi. İkinci uçak Mart 2019'da geldi. Dördüncü ve son uçağın ise 2020 başlarında işte Mart gibi sanırım geldiği resmen duyuruldu. Dolayısıyla yeni üretim bu 4 Bombardier Global 6000 iş seti Kanadalı işte firma Bombardier firması tarafından üretilerek TUSAŞ'a teslim edilmiş, Türkiye'ye teslim edilmiş oldu. O tarihlerde takvime göre biz bu uçakları yani TUSAŞ, Aselsan bu uçakları 2025 yılının ikinci yarısında şey yapacaktı, teslim etmeye başlayacaktı. Teslimatlar da 2026 sonu gibi tamamlanacaktı. Yani plan bu yöndeydi. Ama sonrasında işte Türkiye ve Kanada arasında yaşanan işte siyasi gerilim ve Kanada'nın bize ambargo uygulaması sonucunda bu takvim biraz sarktı, birkaç yıl sarktı. Yani proje kapsamında Havasoj görev sistemi bu bahsettiğim 4 yeni üretim uçağı uygulanacak. Ama ayrıca yer testleri için yine bir tane Global Express uçağı ikinci el olarak alınıp Aselsan'ın Göbek'teki açık alan test sahasında oradaki kuleye ters olarak konumlanarak elektronik harp testlerinde kullanılacak. Yine bu Global 6000 uçağı aynı zamanda şey için de TUSAŞ tarafından işte gerek Milli Muharip gerekse Özgür gibi projelerde test bed olarak kullanılmak üzere de tedarik edildi. İşte bu Kanada'nın bize ambargo uygulaması sonucunda bu uçaktaki yapısal modifikasyon ve sertifikasyon testlerini normalde biz Kanada'daki sertifikasyon otoritesi ve Bombardier'in katkısıyla yapmayı planlıyorduk ama bu ambargo nedeniyle firma ve sertifikasyon firma desteğiyle yapısal modifikasyon ve sertifikasyon süreçleri istenen takvimlerde yapılamadı. Bunun üzerine bildiğim kadarıyla işte Brezilyalı AKR isimli firmayla bir anlaşma yapıldı. TUSAŞ'a bu yapısal modifikasyon konusunda TUSAŞ'a destek vermek üzere tercih edilmişti bu firma. Ama yine işte duyduğum kadarıyla tam teyitli bir bilgi değil ama AKR firmasında yaklaşık bir yıl kadar projede çalıştıktan sonra bilmediğim bir nedenden dolayı projeden ayrılmış.
Dolayısıyla biraz sıkıntılı, yani biraz kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorunda olduğumuz bir projeye dönüştü. Yapısal modifikasyon konusunda biraz takvim herhalde aksadı. Zaten TUSAŞ tarafından Mart ayında, 2021 Mart ayında paylaşılan bilgide de projedeki teslimatlar 2025 yılı ikinci yarısı, önce 2023'tü ilk teslimat ama sonrası bu gecikmeden dolayı 2025 ikinci yarı ve 2026 sonu dendi. Ama şu an 2026'da artık ilk teslimat yapılabilir diye bekleniyor. Dolayısıyla bitme tarihi de 2027 olarak şey yapılabilir, sarkmış olabilir. Tabii buna paralel olarak haber şey Aselsan boyutunda durum nedir bilmiyorum. Yani çünkü bu Aselsan daha önce Karasoji yaptı. Sonra Karasoji'nin işte galyum nitrit GaN teknolojisine dayalı TR modülleri ve güç yükseltişlerine sahip daha yeni sürümünü de yapıyor. Havasoji'da da yine galyum nitrit teknolojisi kullanılacak diye biliyoruz. Hani bu çalışmalar ne aşamada, Aselsan tarafında da bir gecikme ya da aksama var mı? Yani sistemi üretme konusunda, teslimat konusunda bilemiyoruz ama en son Mayıs 2022'de Aselsan'la TUSAŞ arasında yaklaşık 343 milyon Türk lirası ve 18,5 milyon avro tutarında bir elektronik harp sözleşmesi imzalanmıştı. Bu şeyin sözleşmenin Havasoş projesi kapsamında imzalandığı tahmin ediliyor. Oradaki o projeyle ilgili yapılan açıklama da 2022-2028 yılları verilmiş takvim olarak, teslimat takvimi olarak. Dolayısıyla şey o da Havasoj'da da işte ilk teslimatın 2027 ya da 2028 ilk teslimatın 2027'de yapılıp projenin 2028'de tamamlanması gibi bir durumda gündeme gelebilir. Yani bu konularda henüz bir resmi bilgi paylaşımı yapılmadı. Havasoj'un işte yeni nesil dediğin bu yine GaN, TR modül, almaç göndermeç modül teknolojisine ve güç yükselteçlerine dayalı yeni nesil Coral'ın farklı bir paketlemesiyle hava konuşlu versiyonu olacağını söyleyebiliriz. Eğer paketlemeyi düzgün biçimde yapar, işte ısınma ortaya çıkacaktı. Bunun soğutma ihtiyacını da iyi bir yöntemle karşılayabilirsek, Havasoj daha önce işte ne diyeyim bize yansıyan, kamuoyuna yansıyan işte 1 megawattlık çıkış gücüne de sahip olursa gerçekten çok uzun menzillerden düşman radarlarını hem karıştırma hem köreltme kabiliyetine sahip olacak. Keza üzerindeki hassas elektronik destek sistemiyle de çok uzun menzillerden düşman radarlarının, işte hava savunma radarlarının, atış kontrol radarlarının konumlarını hassas biçimde tespit edebilecek. Mesela Coral'da elektronik destek olarak 500 kilometre ve üzeri bir menzil tahmin ediliyor. Elektronik harp olarak da 150 ve üzeri bir kilometre ve üzeri bir menzil tahmin ediliyor Coral için. Yeni nesil Coral'da ister istemez bu mesafeler, bu menziller artacaktır. Bu teknolojiyi, bu sistemi gökyüzüne işte 30 bin fite, 40 bin fite çıkardığınızda bu menzil birkaç misli daha da artacaktır. O açıdan baktığımızda Havasoj eğer teknolojik olarak işte yaşanılan ambargolara ve yapısal modifikasyon ve teknoloji üretme, geliştirme, paketleme konusundaki zorluklara rağmen başarılabilirse hava kuvvetlerine gerçekten çok ciddi bir güç çarpanı kazandıracaktır. İşte üzerinde sahip olduğu işte haberleşme sistemleriyle işte bizim Barış Kartalı dediğimiz işte bu erken ihbar kontrol uçaklarıyla haberleşecektir. Yerdeki radar sistemleriyle haberleşecektir. Yani bizim hem çok uzaklardan, çok uzun menzillerden duyan gözümüz hem de
düşmanın yüzlerce kilometre derinliğine nüfuz edebilecek elektronik yumruğumuz olacak. Bu açıdan işte 2027 diyelim, 2027'de eğer hizmete girerse 2027'den itibaren hava kuvvetleri önemli bir güce kavuşmuş olacak diye düşünüyorum. Şimdi siz bu sonuçta çeşitli etmenlerden dolayı projenin biraz sarkmasından bahsettiniz. İnternette de evet, bazı arkadaşlar da şuna şöyle bir söylemle geliyorlar. İşte diyorlar ki ya Amerikalılar F-18'lere işte Growler'lara işte hani sığdırıyorlar. İş jeti sonuçta hacmen F-18'e göre daha büyük ve biz hava savunucuda işte benzer özellikleri biz iş jetine bir türlü koyamadık veya koyamıyoruz gibi bazı eleştirilerde bulunuyorlar. Yani F-18 ile hava savunucunun yapacağı işi aynı olarak nitelendirebilir miyiz veya kabiliyeti? Ya şimdi yani bu F-18'e ilk kullanılan potlar bizim bu EA-6B dediğimiz Prowler uçaklarında olan elektronik harp potları. O potlar biraz eski teknoloji diyebilirim. ALOQ-99'lar. Ve orada karıştırma yapan sistemler, güçlü sistemler. Biz de Fırat Kalkanı'nda onun gücünü bir şekilde bizim askerlerimiz de gördü. Çünkü bize karşı uygulanmıştı. Amerika'nın istemediği bir operasyonda olduğu için bizim haberleşmemizi karıştırmada kullanmışlardı. Yani ALOQ-99 işte düşük bant karıştırma kodları var. Ayrıca yüksek bant, yani düşük, alt bant, üst bant diyelim, karıştırma potlarıyla bu işi çözmeye çalışıyorlar ama şeyde yani baktığım zaman yani teknik olarak benim bildiğim bunların çıkış gücü hava savunucu için açıklanan, paylaşılan 1 megawattlık ERP değerinin çok altında. Dolayısıyla güç olarak baktığımızda ve teknoloji olarak baktığımızda hava savunucu bu potlardan daha iyi durumda. Ama şeyde F-18'lerde ayrıca yeni geliştirilen bir ERJ'ydi, ERJP'ydi galiba şey var. Daha yeni nesil bu DRFM teknolojisini de kullanan ve çıkış gücü de belli ölçüde daha yüksek olan potlar da var. Teknik olarak oturup karşılaştırmadım ama yani EA-18 Growler bu potlarla tahminim hava savunucuyla benzer ya da daha daha yüksek bir karıştırma gücüne sahip olabilir. Ama hava savunucuda sadece karıştırma fonksiyonu yok. Hava savunucu aynı zamanda üzerindeki operatör konsolları, komuta kontrol görevi de görecek bu konsollar vasıtasıyla. Yani yani ISM'le tespit ettiği şeyleri, düşman radarlarını aynı zamanda karıştırırken bu verileri dost unsurlarla da paylaşabilecek. Yani şey olarak Growler'la ya da Prowler'la kıyasladığımızda yani biraz daha görev yelpazesi daha geniş. Çıkış gücü açısından da karıştırma gücü açısından da Prowler'dan daha iyi. Growler'la belki benzer, belki biraz daha az olabilir. Çünkü orada kullanılan potların teknik verileri, teknik özellikleri henüz şey olmadı. Yani tam anlamıyla kamuoyuyla paylaşılmadı. Çünkü bunlar gizli, biraz gizli tutulan şeyler. Ama benim tahminim şu, yani sonuçta bunun ALOQ-99 ve ERJP dediğim bu potları üreten firmalar 10 yıllardır bu işleri yapıyorlar. Belki onlarca ürün yaptılar. Bizim ilk projemizde bunlarla eş ya da bunlardan daha üstün bir ürün çıkarma gibi bir hedefimiz bence olmamalı. Bizim hedefimiz hava kuvvetlerinin ihtiyacını görecek, hava kuvvetlerinin harekat ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürünü çıkarma. Hava savunucu da eğer tanımlanan isterleri karşılarsa bunu zaten başaracaktır.
Dolayısıyla biz eğer gerçekten hava sorucu planlandığı şekilde hizmete alırsak hava kuvvetlerini birçok açıdan önemli bir eksiğini gidereceğiz. Ve bu sayede ihracat pazarı için de aslında çok satış ihtimali yüksek, çok başarılı bir ürünü de kazandırmış olacağız ürün gamımıza. Umarım işler yoluna gider. Bu zamana kadar yaşadığımız işte ambargolar, işte sıkıntılar tez vakitte aşılır ve bu önemli platformu planlandığı gibi 2026 ya da 2027 yılında Hava Kuvvetleri hizmetinde görürüz. Ben o zaman kendimce sizin yaptığınız anlatımdan yaptığım çıkartım şu şekilde. Coral 2 böyle şeye cisme bürünüp hani gözler önü işte tanıtıldığı zaman işte onunla alakalı paylaşılan veya paylaşılabilecek halka açık bilgilerden de işte biraz feyz alıp hava sojun kabiliyetleri hakkında da az çok bilgi sahibi olabiliriz gibi hani kendimce bir çıkartım yapıyorum. Yani ya, evet. Az ya da çok yani şöyle, Coral 2'ye göre. Yani Coral, yeni nesil Coral önemli kabiliyetler kazandıracak. Havasoj bunun işte irtifaya çıkmış hali olacağı için çok daha fazla menzil ve performans açısından çok daha fazla, çok daha üstün bir kabiliyetli sürümü olacak denilebilir. Yeni nesil Coral için de sanırım 2024 ya da 2025 yani en son Saha Expo'da görüşmüştüm. Ya onu da yakında görürüz. Yani belki bu yıl ikinci yarısında testler için görebiliriz. İDEF fuarında umarım o konuda da şey yaparız. Bilgi edinme fırsatımız olur. Yani gerçekten eğer hava sorucu başarabilirse Türk savunma sanayi birçok alanda, birçok konuda hem askeri olarak, askeri kabiliyet olarak hem de sanayi teknolojisi olarak, ya yani ISA teknolojisi olarak bize çok şey kazandıracağını düşünüyorum. Bir şey yalnız şey yayının başında küçük bir soru daha eklemiştim. İnsansız hava araçlarını da bu alanda görebilecek miyiz? Ya şimdi zaten şöyle bir şey var. Türkiye daha önce işte sosyal medyada da yer aldı. Ben de birkaç kere paylaştım. Hatta geçenlerde Aselsan eski genel müdürü, şu an savunma sanayi başkanımız olan sanırım bir televizyon görüşmesinde açıklamıştı. Yani Türkiye bir süredir işte gerek Bayraktar TB2 gerekse Anka gerekse Akıncı platformlarına elektronik harp kabiliyeti kazandırmak üzere çalışmalar yapıyor. Aselsan'ın bu alanda çalışmaları vardı. Yani burada bir hava soj gibi güçlü bir elektronik harp elektronik taarruz kabiliyetinden ziyade işte Bayraktar TB2'de harici yük istasyonuna taşınan görece daha düşük çıkış gücüne sahip ve tek bir tip radar sistemini karıştırabilen bir pod vardı. Onun devamında Akıncı için kullanabilecek daha yüksek çıkış gücüne ve daha uzun menzillere sahip daha kabiliyetli bir işte elektronik destek ve elektronik taarruz podu geliştirildiği bilgisi paylaşıldı. Hatta Haluk Bey sanırım 100 kilometre bilgisi paylaşmıştı. Yani dolayısıyla bu konuda çalışmalar yapılıyor. Burada elektronik harp podunun kabiliyetini etkileyen faktörlerden biri de enerji ihtiyacı. Mesela Akıncı'da işte 1500 beygirlik turboprop motor konduğu zaman üzerine koyacağınız elektronik harp podunun performansı, çıkış gücü buna göre daha yüksek seviyelerde olacağı için Akıncı gibi platform daha uygun bir seçenek oluyor. Mesela işte Aksungur'da büyük bir platform ama Aksungur ve Anka'daki motorların güçleri böyle bir elektronik harp kodunu destekleyecek seviyelerde görülmediği için Akıncı tercih ediliyor ve bu konuda uygulamalar, denemeler olduğu yönünde bilgiler geliyor. Yani ne zaman hizmete girer, belki de ne zaman operasyon olur
bir gün bir tatbikatta ya da Savunma Sanayi Başkanlığı ya da Milli Savunma Bakanlığı'nın bir paylaşımında belki denk gelebiliriz. Ama zaten işte ANKA-I dediğimiz platform uzun yıllardır zaten SIGINT, ELINT, COMINT görevinde görev yapıyor. Elektronik harp versiyonunda belki yakın gelecekte belki fuarda görürüz, bilgi sahibi oluruz diye düşünüyorum. Ama bu konuda çalışmalar olduğu resmi ağızlardan zaten açıklandı. Ama dediğim gibi yani burada pod şeklinde olacaktır. Hani böyle bir avasor gibi güçlü bir ne diyeyim elektronik taarruz kabiliyetinin ben İHA'ya konulacağını düşünmüyorum. Yani güç değerleri, ağırlık, hacim gibi konulardan dolayı biraz zor. Ama pod şeklinde bir kullanım evet mümkün. Bunu da işte Akıncı'nın 1500 beygirlik motorları sayesinde mümkün olacak diye düşünüyorum.